Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Hocam müsaade ederseniz 27. hafta tabii hemen sayılı günler çabuk geçiyor. Cuma günü başlayacak. Hızlıca bu 27. haftada oynanacak karşılaşmalarla ilgili de bir analizinizi alalım. Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Gençler Birliği Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak hocam. Vallahi ben bu hafta Gençler Birliği'ni canlı seyrettim. Yani bir şey söylüyoruz da yani öyle hikayeden değil. Canlı seyrettim. Yani Kocaelispor'u da haftalarda televizyondan seyrediyorum. Yani bu Gençler Birliği spor Kocaelispor'u yener. Havaya girmiş bir Gençler Birliği. İddiasını ortaya koymuş Gençler Birliği. Kocaeli'ni Ankara'da yener. Cumartesi günü saat 13.30 Bandırma Spor, Eyüp Spor karşılaşması var hocam. Zor maç. Çok zor maç. Rüzgar esmezse, hava güzel olursa, Bandırma Spor ortaya gerçek futbolunu ortaya koyabilirse, Eyüp Spor'u çok zorlar. Eyüp Spor'da büyük ihtimal yine Caner Erkin zaten yok, Ahmet Kutucu da olmayacak. Eyüp Spor'u çok zorlar. Orası zor bir stat ama o stat sağ koşulları Bandırma Spor'u da bozuyor. Şimdi enteresan bir şey. Yani sadece rakibi bozmuyor, Bandırma Spor'u da bozuyor. Eğer yani Bandırma Spor playoff hattında kalmak istiyorsa Eyüp Spor'u yenmek zorunda. Eyüp Spor bu hafta büyük bir kayıp yaşadı. Eyüp takımının yani bu kayıptan ders çıkartıp sahaya çıkmasını beklersek belki netice farklı olur. Ama ben Bandırma Spor'un seyircisiyle, taraftarıyla, şehriyle tabii Hüseyin Hoca buna çok dikkat etmek zorunda. Havaya girerek Eyüp'ü burada çok zorlayacağına inanıyorum. Netice ne olur bilemem ama Bandırma Spor'un Eyüp'ü çok zorlayacağına eminim. Mücadele gücü yüksek bir maç bizi bekliyor. Hocam cumartesi günü saat 16'da Çorum FK Manisa FK maçı var. Şimdi Manisa FK galibiyetle ayrılırsa bu maçtan, yani Ümraniye maçından galibiyetle ayrılırsa son dakikalar oynanıyor. Bu da enteresan bir şey. Biraz rahatlamış olarak gidecek bu maça. Yani onun için ev sahibi takımın daha galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum bu maçta. Çünkü rahatlamasaydı, şimdi takımlar işte hep ben anlatıyorum yani mental güç, motivasyon, ruhsal durum, psikolojik hal takımı çok etkiliyor. Şimdi bu hafta puan kaybederse kendi sahası hepsini zaten puan olarak da küme düşme hattına yaklaşmış oluyor. Ama galip gelir giderse daha rahatlamış olacak. Bu rahatlıkla oynayacak. Onun için ev sahibi takımı daha şanslı görüyorum. Yine cumartesi günü saat 20.30'da hocam Göztepe İzmir'de Keçiören Gücü'nü misafir edecek. Göztepe favori valla. Karşısına Eyüp bile gelse Yürsel Aksel stadında Eyüp'ü de yener. Herkesi yener. O seyirci, o destek, o ambiyans. Futbol takımın iyi de fiziksel gücü de iyi. Stylo dedim ya beni yanılttı yani gerçekten. İşte bu İngiltere sermayeli bu yatırımcı şirket elinde bir sürü adam var. Teknik adam var, futbolcu var. İşte bazılarını Göztepe'ye gönderdi. Bazıları başarılı oldu futbolculardan, bazıları gitti. Teknik adam da, bundan önceki teknik adam da çok başarısızdı. Onu da görüyorduk ama Stoylov'u gönderdiler. Stoylov'un yani bir Bulgar futbolu ne ki Stoylov'un başarısı olsun diye düşünüyorsunuz yani aklınızda. Bulgar futbolu ne ki? Eskiden vardı bir ekol. Doğu bloku ülkesiyken Sovyetler yıkılmadan önce bir Bulgaristan ekolü vardı. Stoykovlar falan müthiş bir takımları vardı. Hatta bizim Beşiktaş'a falan da oradan futbolcular geldi, oynadılar. İyi futbolcular vardı. Stoylov, işte Bulgar futbolunun bir şeyi, Stoylov da Fenerbahçe'ye gelmişti. Fenerbahçe'de oynamış. Özcan burada öyle söylüyor. Ben pek hatırlayamadım ama o da öyle söylüyor. Stoylov çok başarılı yalnız. Çok başarılı, taviz vermeyen. Yani hiç Atıncı Kulübe'ye çekmek Göztepe'de zor iştir. Atıncı Kulübe'ye çek. Oynatmıyor. Yani bu Stoylov takımını en iyi şekilde hazırlayacaktır diye düşünüyorum. İstim üzerinde Göztepe. Pazar günü öğlen iki tane maç var hocam. Bunlardan ilki Bodrum'da oynanacak. Bodrum Spor. Bodrum Spor
Boluspor. Evet. Ne diyelim şimdi bu maça? Şimdi baktığında Boluspor 42 puanda, Bodrumspor 43 puanda. Ama ben Bodrum'un galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Burada söylüyorum yani. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bir adım sanki Bodrum alır. Bodrum bir adım değil, iki adım önde. Yani geçtiğimiz haftalardaki oynanan maçlara göre söylüyoruz. Yani Boluspor'un böyle final niteliğindeki maçları alacak gücü yok. O futbolcuların o gücü yok. Onun için Bodrumspor bu maça favorisi diye düşünüyor. Çünkü Bodrumspor da bu 6 puanlık bir maç aslında baktığınızda. Bodrumspor da Boluspor'u yenip farkı açmak isteyecek. Playoff'taki yerini sağlamlaştırmak isteyecek. Aynı saatte Erzurum'da Erzurumspor'la Tuzlaspor oynayacak. Tuzlaspor da düşmek istemiyorsa puana ihtiyacı var. Erzurumspor biraz rahatladı. Vallahi Tuzlaspor ikinci yarıda devre arasında yapmış olduğu transferler de farklı bir takım hüviyetine büründü. Şimdi Erzurum çok başarılı görüyoruz. Ama bu Tuzlaspor Erzurum'a bir sürpriz yapabilir. Onu da göz ardı etmeyelim. Nasıl bu hafta Kocaeli'ne bir sürpriz yaptıysa Erzurum'a da bir sürpriz yapabilir. Ama güzel maç olur diye düşünüyorum. Pazar günü saat 16'da da iki maç var hocam. Bunların ilki İstanbul'da Ümraniyespor, Adanaspor arasında. Zor maç bu da. Kolay bir maç değil. Yani zor bir maç. Yani Adanaspor'un şiddetle puana ihtiyacı var. Ümraniye'nin de şiddetle puana ihtiyacı var. Şimdi Ümraniye 30 puanda kalırsa, Adanaspor Ümraniye'yi deplasmanda yenerse rakibini yakalamış oluyor. Şimdi Ümraniye'de Adanaspor yenecek ki rakibinle puan farkını 6 puana çıkarsın. Onun için zor maç. Yani şartlar açısından zor maç. Denk takımlar. Birbirinden farklı olmayan takımlar. Adanaspor'da biraz böyle iyi oyuncular var şimdi yani. Onlar neticeye tesir edebilir. Aynı saatte hocam Giresun'da enteresan bir maç var. Giresunspor'la Şanlıurfaspor oynayacak. İşte ne demişler? Şimdi Ramazan ayındayız. Rıfailer karışır belki bu işe. Bilemem yani. Bakalım. Bilemem yani. Ama yani bu hafta seyrettiğim Giresunspor, İzmir'de canlı seyrettiğim Giresunspor vallahi kök söktürür bu Şanlıurfaspor'a. Genç takım koşuyor, mücadele ediyor. Felaket. Ya Eyüpspor'dan puan atmadı mı Giresun kendi sahasında? Şanlıurfa'dan haydi haydi alır. Yeter ki istesinler. İşte onun için acaba Rıfailer karışır mı diyorum ya. Şanlıurfa'da da çoktur böyle şey arkadaş. Bilemem. Evet, yani şimdi neyse konuşmayalım. 20 gün sonra ne oldu malum yani. Pazar günü saat 20.30'da da Sakaryaspor'la Altay oynayacak. Sakaryaspor banko favorisi. Sakarya ile Altay arasında müthiş bir rekabet var. Sakaryaspor Altay'ı eze eze yenmek isteyecek. Zaten yenmeye de ihtiyacı var. Yani Altay'ı yenmeye ihtiyacı var. Altay'ın direnebileceğini zannetmiyorum. Altay'sa sakatlıklar var, genç oyuncular var. İşte onlarla beraber devam ediyor. Maçta bir hata, iki hata. Bir bakmışsın skor açılmış, gitmiş. Onun için Altay'ın genç takımına söyleyecek bir lafımız yok. Sakaryaspor bu maçın öncelikli favorisidir. Hocam şimdi son olarak tabii bütün maçları konuştuk ama bir iki cümleyle Süper Lig daha profesyonel. Hani daha endüstriyel futbol diyorsunuz ya, biraz daha endüstriyel futbolun hani hissedildiği bir lig Türkiye Süper Ligi. Ama TFF birinci lig henüz o şeyde değil. Hani o endüstriyel futbolu çok hissedebildiğiniz bir lig de değil. Lafı şeye getireceğim, Ramazan ayına getireceğim. Ramazan ayında futbolcuların ve takımların performansı etkilenir muhakkak diyenlerden misiniz? Yoksa ya yok bunlar profesyonel çocuklar, oruç tutan da vardır, öbür takımda da vardır. Onlar birbirini dengeler, öyle gider mi diye düşünüyorsunuz? Yok, bana göre etkilenir. Yani çünkü futbolcu da olsalar her insanın vücut ritmi, biyokimyası farklı. Kimisi etkilenmeyebilir. Ama kimisi de etkilenir.
Onun için yani Allah oruç tutacak olan oyunculara yardım etsin. Yani etkilenir. Yani mücadele güçleri etkilenir. Tempolara etkilenir. Yani bir takım eksiklikler yaratır oruç tutma. Şimdi oruç ayı aslında bir dinlenme ayı, tatil ayı. Yani Müslümanlar nasıl ki vücutlarını dinlendiriyorlarsa bu bir ay boyunca, yani işlerini de dinlendirmek zorundalar. İşlerini, güçlerini dinlendirmek zorundalar. Mesela Almanya'da büyük dev sanayi kuruluşları işte yıllık izinlerin olacağı tarihi belirler. Der ki 1 Ağustos, 30 Ağustos fabrika kapalı kardeşim. Herkes alsın pılsını pırsını gitsin. Kapalı burası ya. Sadece nöbetçiler kalır, bakım ekipleri kalır. Tamam, onlar da başka aylarda tatile çıkarlar ama bizim kapalı. Şimdi mesela biz Müslümanız diyoruz ama Hristiyan dünyasının, Batı dünyasının hegemonyası altında yaşıyoruz. Tatillerimiz cumartesi, pazar. Şimdi mesela cuma günün tatil olması lazım. İşin doğrusunu söylemek lazım. Yani cuma günü Müslüman tatil yapacak. Kalkacak, namazına gidecek, ibadetini yapacak. Şimdi Ramazan ayı da Müslüman için hem ibadet hem dinlenme ayı. Yani rahatlıkla ibadetinizi yapacaksınız. İşinizi gücünüzü düşünmeyeceksiniz. Huzur içerisinde bir Ramazan geçireceksiniz. Böyle yapamıyoruz. Yani mesela Türkiye'nin bütün kuruluşlarının yani bir ay boyunca tatile çıkması lazım. Ha, ekonomi bunu kaldırır mı? Efendim? O işin o yanını bilemem. Şimdi futbol bunu kaldırır mı? O işin o yanını bilemem. Ama senin sorun takımların mücadelesini, oyuncuların mücadele gücünü etkiler mi? Etkiler. Kesin. Ama biz kimseye de oruç tutma diyemeyiz yani. İnsanın aklına Aslında değil. diyorlarsa inançlarına uygun şekilde hareket edecekler yani. Artık ondan verim beklemeyeceksin. Sen tedbirini ona göre alacaksın. Oruç tutan oyuncunu oyunda az tutacaksın. Yerine oruç tutmayanı hazırlayacaksın falan filan. Yani o da teknik adamlara kalmış yani. O sorunun cevaplanmasını da yani o işin çözümlerini de teknik adamlar bulacak yani. Ya da sonradan oyuna sokacaksın falan filan yani. Böyle bir ayı geçireceksin. Çok değil canım. Toplam 4 maç herhalde yani. Yani 4 maç idare edeceksin yani. Ama bana sorarsan İslam dünyasında bu bir ayı da her şeye bir ara verilmeli. İnsanlar huzur içerisinde hiçbir şey düşünmeden ibadetlerini rahatlıkla yapabilmeli diye düşünüyorum. Evet hocam, teşekkür ederim. Bu sorumuza da bu şekilde cevap verdin ve tabii 26. hafta bitti. 27. haftaya dahi konuştuk neler olabilir diye. TFF birincilik yani standardı kalitesi bakımından olmasa bile heyecanı bakımından her zaman Avrupa'nın en heyecanlı liglerinden biri olarak gösterilir. Gerçekten de heyecan bu sene de dorukta. Bakalım belki şampiyonluk yarışı erken çözülecek gibi gözüküyor. İlk iki sıra belli gibi ama playoff ve düşme hattında çekişme yine her sene olduğu gibi son haftaya kadar devam edecek gibi gözüküyor. Ben üstadıma çok teşekkür ediyorum. Bu Ramazan gecesi saat bakın 22.30'u gösteriyor. Bundan önce de Süper Lig programı çektik. O da bir saati buldu. Bir Ramazan gecesi için bize gerçekten çok zaman ayırdı. Ben Özcan Pehlivanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de tabii ki teşekkür ediyorum. Onlar da kıymetli zamanlarını bizim için harcadılar. Henüz abone olmamış izleyicilerimize abonelik çağrısı yapalım ve bizi zamanmekanmakinesi.com sitesinden de izlemenizi rica ederek bugünkü yayınımızı da kapatalım efendim. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinesi.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya.